ölemezsin. Sen küçüksün, ölemezsin. Kefen bile giyemezsin. Karlı dağlar aldı seni, istesen de dönemezsin, dönemezsin. Sat atalara bak, onları sat. Sat, satacaksın lan. Satmayacağım. Telefonlamaz adamlarsınız. Satmayacağım. Adam çok inatçı. Satmam diye tutturdu. Celil abi, ya kadem de tarlamı vermem derse? Verecek, verecek. Deli mahkum verecek. Hadi şimdi kaybolun. Ha, tamam. Hadi. Ne düşünüyorsun kademim? Tarlayı düşünüyorum. Satarsak onu ne yaparız? Nasıl geçiniriz? Allah büyük. Rızkımızı bir yerden verir elbet. Ne kadar vereceklermiş tarlaya? Celil iyi para verecekler diyor. En azından Yusuf'un hastane masrafları çıkar. Böbreklerimiz tutarsa belki diyalize gerek kalmaz. Takarlar güzel oğluma. Kurtuluverir. İnşallah. Onu böyle gördükçe her gün bir yaş daha ihtiyarlıyorum. Sen mi ben mi? Pes pembe yanakları vardı oğlumun. Bütün gün koşar oynardı. Yakında kurtulacak. Tekrar eskisi gibi koşup oynayacak. Daha çek şunu be. Ben kalkar temizlerim yüzümü. Ah baba, inat ettim vermem diye. Böyle daha mı iyi oldu ha? Baksana şu haline. Nedir bu tarla meselesi Necip baba? Adamın biri bizim köyde çiftlik yaptırmak istiyormuş. Celil'le kademin tarlalarını alacakmış. İyi de para veriyormuş. Sende ne ilgisi var bunun? Benim tarlamda ikisinin tam ortasında. Ben satmayınca onlar da satamıyor tarlalarını. Mal senin. İster satarsın, ister satmazsın. Başka arazim yok. Başka yerden alsın adam. Zorla mı? Çok para verecek diyorum Ferman abi. Halimiz, durumumuz belli. Haklısın. Ona bir şey demiyorum. Ama ben de Necip babanın yerinde olsam, ne kadar para verirlerse versinler, işi bu şekilde çözmeye çalıştıkları için satmaz. Baba gel şu tarlayı satalım da kurtulalım. Satmayacağım. Ölümü çiğneyip alırlar ancak o tarlayı elimden. Anladın mı? Anladım. Kolay gelsin. Celil abi. Ne zaman geldin görmedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fahriye yok mu? Geliyor. Yolda birilerini gördü, lafa daldı. Bilirsin senin teyze kızının çenesi düşüktür. Kadem yok mu? İçeride. Kadem. Geliyorum. Nasıl çocuğun durumu? Nasıl olsun aynı. Her hafta makineye bağlanıyor. Allah kolaylıklar. Hoş geldin Celil. Girsene. Hava güzel. Şöyle iki dolanalım, sana iki diyeceklerim var. Ol. Aa, nereye gidiyor bunlar böyle? Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım, çocuk nerede? İçeride. Senin böbreğin tutup tutmadığı ne zaman belli olacak? Birkaç güne kadar. Hadi gir içelim. Şöyle bir çay yapıp içelim. İçelim. Necip arsamı satmam da satmam diye tutturdu. Ya bak bu kötü oldu. Adam bütün araziyi istiyormuş. Desene o satmayınca biz de satamayacağız. Yusuf'un hastane masrafları çok fazla değil. Bilmez miyim? Oradan gelecek para hiç olmazsa birazını karşılar diye sevinmiştik. Araziyi almak isteyen adamın bir tek kızı varmış. Çok ömrü kalmamış, öyle diyorlar. Adam çiftliği kızı mutlu olsun diye yaptırmak istiyormuş. Biz ne istersek verecek yani. İyi diyorsun da Necip amca satmıyor işte. Necip satmıyor ama
oğlu satmak istiyor. Bu işin tek bir yolu var. Necip'i öldürmek. Sen ne diyorsun? Dediğimi anladın. Bu işi de sen yapacaksın. Ben yapamam. Yapacaksın. Eğer Necip'i vurursan sana iki kat para vereceğim. O paraya ihtiyacım var. Çocuğun gün be gün eriyip gidiyor. Ben de istemem böyle bir şeyi. Ama bir yerlerden para bulmak lazım. Yarın bir gün böbrek nakli olacak. O kadar parayı nereden bulacaksın? Ne bir sigortan var, ne bir güvencen var. Kendin için değil, onun iyileşmesi için yapacaksın. Oğlunun iyileşmesini hiç istemiyor musun sen ya? Ha? Nereye kadar? Biraz dolaşıp geleceğim. Osman buyur. Sağ olasın yenge. Afiyet olsun. Sağ ol. Gözleme yaptım, ister misin? Yok, sağ ol yenge. Peki. Ne dedi, vuracak mı? Silahı aldığına göre vuracak. Ben varken niye Kadem'e verdin bu işi hiç anlamadım. Ya benim hesabım başka. Kadem Necip'i vurduktan sonra ihbarlayacağım. Böylelikle hem Necip'ten kurtulacağım hem de Nuray bir başına kalacak, tamam mı? Anlaşıldı, senin derdin başka. Bir taşla iki kuş vuracakken niye iki taş harcayayım oğlum ha? Senden korkulur yani. Anladın mı? Ayrola Necip baba. Nereye böyle? Evde otur otur, canım sıkıldı. Şöyle bir kahveye gideyim dedim. Hadi hayırlı akşam. Sana da. Yapmalısın. Oğlunun ameliyat parası. Oğlunun ölmesini mi istiyorsun sen? Ha? Ölsün mü çocuk? Hayır, yapamam. Yapamayacağım. Hayır. Tarlalar satılınca payımı isterim abi. Biliyorsun, bu işte az da olsa emeğim var. İş halledilsin bakarız. Kadem ne yaptı acaba? Ne oldu, hallettin mi? Kahveye gidiyordum. Ya bırak şimdi nereye gittiğini. Vurdun mu? Vuramadım. Ben cana kıyamam Celil. Kıyamam. Bak beni azat et. Bu iş benim işim değil. Yapamam. İnan hiç kimseye bir şey söylemem. Bırak ben evime gideyim. Allah kahretsin. Hadi git. Git defol. Hadi. Bana bak. Yalnız kimseye bir şey bahsedersen seni perişan ederim. Anladın mı? Hadi git. Tamam. Aga, bunu ağzından kaçırırsa yanarız ha. Sen bu işi yapmak istiyordun değil mi? Al sana iki iş. Önce Necip'i, sonra da Kadem'i halledeceksin. Sana iki kat para veririm. Ne dersin? Olur. Sen paradan haber ver yeter. Ver silahı. Al. Git hadi vur şunu. Sen doğrusunu yaptın. Yaşlı adamın sana ne zararı var ki? Sırf kendi çocuğunu kurtaracaksın diye yaşlı adamdan ne istersin? Ha, az daha Celil'e uyup katil olacaktım. Ondan sonra karımın, çocuğumun yüzüne nasıl bakarım? Nasıl yapardım böyle bir şey? İyi ki yapmamışım. Evet. Thank you.
Orasını yaptım hele. Ana, o neydi? Silah sesiydi. Baban da akşam akşam gezme çıkardı. Of, İçime bir sıkıntı aldı birden. Bu pek hayra alamet değildir. Her şey kaderdir ama bu işte bir gariplik var. Sen merak etme. En kısa zamanda bu işi çözeceğim. Sen metanetli ol. Tamam mı? Sağ ol Celil abi. Sen de olmasın. Şimdi sen git. Git oraya. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Hiç kimse merak etmesin. Bu işi kim yaptıysa veya kimler yaptıysa hepsini bulacağım. Ben bu işi çözeceğim. Üzülmeyin. Hadi eyvallah. Hadi. Sağ olun. Her ne ihtiyacın olursa bana gel. Babanı çok sevdiğimi bilirsin. Sağ ol Celil. Tamam. Neyse. Tekrar başın sağ olsun. Hadi canım sen git. Hı-hı. Sen ortalarda fazla görünme. Birkaç gün köyün dışına çık. Abi nereye giderim ben? Para ne olacak? Tarlanın satışını yapınca parayı ben sana yollarım. Beni zorda bırakma abi. İyi tamam tamam. Hadi bakalım sen git şimdi. Hayırdır Celil abi? Nasılsın? Nasıl olayım? Perişanım. Belli belli. Ağlamaktan gözlerin şişmiş. Canım ölümlü dünya. Bugün ona, yarın bize. Çok da harap etme kendini. İçeri buyur etmeyecek misin beni? Şey, birazdan yatacaktık. Kusura kalma. Hem artık dul kadınım. Gece yarısı eve biri girdi diye laf çıkarırlar. Canım biz akraba değil miyiz? Öyle de biliyorsun köylüleri. Ben de bazen gelir yoklarım, sahip çıkarım diyordum. Ne de olsa bize emanetsin. Sağ olasın, gerek yok.
Öyle olsun bakalım. Ha, bir de bunu getirmiştim. Al bu parayı. Lazım olur. Ben bunu alamam Celil abi. Bu sizin tarlanın parası. Bir ara şu devir işlerini de halledelim. Tamam. Olur Celil abi. Sen nasıl dersen. Ha, yarın hastaneye gidecekmişsiniz. Ben götüreyim arabayla sizi. Zahmet etme. Dakika başı minibüs gidiyor zaten. Sen bilirsin. Ben gideyim o zaman ha. Siz de yatın uyuyun. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aleykümselam. Otur otur. Bize biraz müsaade eder misin? Konuş ya. Tabii. Dönelim mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Boş otur otur. Gitsin. Celil abi, gönderdiğin parada bir yanlışlık olmasın. Bizim tarla en az bunun 3 katı eder. Ya hiç sorma. Adam tam yanar döner çıktı. Tarlaları almadan önce ne isterseniz veririm diyordu. Baktı ki biz satmaya istekliyiz. Konuştuğumuz paranın yarısını verdi. Rahmetli babam satman da satmam diyordu. Vallahi bu kadar vereceğini bilseydim ben de satmazdım. Keşke adamla direkt ben konuşsaydım. Bir işe aracı koymayacaksın. Kendin halledeceksin. Ayıp ediyorsun Maksut. Evet lan. İhtiyacın var diye, tarlan satılsın diye o kadar uğraştım. Allah şahittir ki işimden gücümden kaldım. Sağ olasın diyeceğine bir de söylediğin lafa bak. Tamam abi, bozulma hemen. Bu kadar az beklemiyordum. Vallahi Nuray olmasaydı ben de satmazdım. Onun paraya daha çok ihtiyacı var. Çocuğunun hastane masrafları için. Tabii. Doğru diyorsun. Her şey para değil ya. İdris. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Hayırdır abi? Şu bizim Nuray var ya. Rahmetlinin karısı mı? Ha, o. Kocası da öldü. Ufaktan ufaktan yanaşayım dedim. Baktım yanaştırmıyor. Ben ne yapayım abi, kadın yanaştırmıyorsa? Bir dinle oğlum. Kaç aylık doğdun sen? Allah Allah. Diyorum ki, arkadaşlarınla bunu biraz rahatsız etseniz denize düşen yılana sarılırmış. Anladım. Nuray da sahipsiz diye sana sarılacak. Lan oğlum yavaş. Duyan olacak şimdi. Tamam abi, o zaman şu tarlanın satışından aldığın paradan bize de biraz verirsin artık. Vermez miyim ya? Allah Allah. Ey yavrum, şu güzelliğe bir bak. Öyle öyle. Cenazede bir türlü diyemedim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Nereye böyle? Hastane. Sen? Ben de. Seni de makineye bağlayacaklar. Yok. Ben şey için gidiyorum. Öksürüyorum da ona baktıracağım. Şapkan da çok güzelmiş. Yalnız biraz büyük sanki. Babasının şapkası. Takacağım diye tutturdum. Bir şey diyemedim. Celil, biz anama gidiyoruz. Düşmüş, kolunu incitmiş. Tamam, tamam. Hadi. Merak etme, erken hadi geliriz. Hadi gidin. Osman, sen nereden çıktın böyle? Ne yani? Kuş olup uçacak mıyız? Köyde saklanıyorum, bilmiyor musun?
parasız pulsuz kaçılmıyor. Buraya gelirken kimse gördü mü seni? Görmedi, merak etme. Ne adamsın be? Daha cenazeleri soğumadan tarlaları satmışsın. Parasını almışsın. Hakkımı almaya geldim. Ya kim diyor sana aldım diye ya? Amcam oğlu. Ya yok öyle bir şey ya. Nereden çıkarıyorlar bunu böyle? Hem alsam önce seni bulup paranı vermez miyim ya? Celil, senin için iki adam öldürdüm. Bak beni kandırıyorsan... Osman çok ayıp ediyorsun bak. Niye kandırayım ya? Sen şimdi nerede saklanıyorsun onu söyle bana. Belli bir yerim yok. Nere olursa. Saklandığım yeri bir amca oğlum biliyor. İyi tamam tamam. Parayı alınca ben onunla haber gönderirim, tamam mı? Hadi şimdi sen git, hemen git hadi. Elini çabuk tut. Tamam tamam. Git şimdi sen. Zaten kuş kadar para. Yarısını da işim yok sana vereceğim. Laboratuvar sonuçlarını almaya gidiyordum. Yusuf nerede? Hala makinede, çıkmadı. Nuray Hanım. Buyurun doktor bey. Sizden aldığımız doku örneklerini inceledik. Ne yazık ki böbrekleriniz arasında uyumsuzluk var. Yani? Böbreğinizi oğlunuza nakledemeyeceğiz. Çok üzgünüm. Yine gelip makineye bağlanacak öyle mi? Uyumlu bir böbrek bulana kadar buna mecburuz. Ben bunu Yusuf'a nasıl söylerim? Ameliyat olup bu dertten kurtulacak diye seviniyordum. Bak beraber gelmişler. Evi satacağım Fahriye. Evi mi satacağım? Tarladan gelen para bugün yarın tükenir. Yusuf için para lazım. Hem de çok para. İşte bakıyorum. Köy yerinde ne iş olur ki? Köyde olmaz, kasabada olur. Sağa sola sen de söyle, olur mu? Ha? Olur, söylerim. Teyzesinin gülü, üzülme. Her şey düzelir inşallah. Ben gideyim, geç oldu. Çocuğu anneme bırakmıştım. Gidip onu alacağım daha. Dur, seni kapıya kadar geçireyim. Şunu biraz taşlayalım bakalım. Oo, evdeymiş. Evet ya, evdeymiş. Her taş atana çıkar bakar mısın sen böyle? Belki de yanlışlıkla geldi. Öyle mi? Aha ben de bunları yanlışlıkla atıyorum o zaman. Defolun, defolun dedim size. Utanmaz, arlanmazlar. Ulan az kalsın kafamızı gözümüzü yaracaktı ha. Hadi gidelim oğlum, başımıza işi almayalım. Bunu yapamadığını ben yapacağım. Dul kaldı, kimsesi yok diye rahatsız edersiniz ha. Ben bir bakıp geleyim. Bu ne? Allah Allah. Ana ya, uykum geldi. Git oğlum hadi sen. Celil ne oldu sana böyle? Eşeğini kaybetmiş fukara gibi sabahtan beri düşünüp duruyorsun. Nuray'ın durumu canımı sıkıyor. Ne varmış ki Nuray'ın durumunda? Sağdan soldan kulağıma laflar geliyor. Tepem atıyor. Ne diyorsun sen be? Düzgün söylesene şunu. Evinin etrafında açit gibi dolananlar varmış. Görenler söylüyor. Dul kadına yan gözle bakan çok olur. Gözleri dönmüş o adamların, ne diyeyim? Diyorum ki
Gelsin bizle otursun. Nasıl olsa iki can. Evde varlar mı yoklar mı hiç belli bile olmaz. Hiç değilse birkaç gün. Peşinden it kopuk çekilene kadar. Olur. Madem sen rahatsız olmayacaksın. Burayı ben çok severim bilirsin. Canım benim. O zaman sen söyle. Daha iyi olur. Tabii. Ha? Söylerim hemen yarın. Tamam. Tamam. İyi olur. Kim gelmiş? Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Canım. Sağ olasın Fahri. Sen de olmasan Yusuf'u kime bırakıp giderdim? Aman aşk olsun dediğine bak. Ne güzel oynuyorlar işte benimkiyle, fena mı? Hadi çocuklar, hadi yavrum, gidin oynayın bahçede. Hadi. Fazla uzaklaşmayın. Vay, bak ne diyeceğim. Bizim Celil akşam bir celallendi. Anam benim, dolsun diye sağda solda laflar çıkmaya başlamış. Celil ne diyor biliyor musun? Gelsin bizle otursun diyor. İki can birlikte geçinip gideriz diyor. Ne dersin? Ev üstüne ev olmazmış, sağ olsun. Aman canım, sizin bize ne zorluğunuz olacak? Bak hazır Celil de razı. Hadi anam gel birlikte otururuz, ne dersin ha? Peki, gene de sen bilirsin. Hadi işinden kalma Nuray. Güle güle git. Oğlum sana ya. Bana ne yaptın? Aptırmam sana. Ne olur hadi. Gitsene ya, senle oynayan kim? Hastalıklı ne olacak? Ölüp gideceksin şimdi. Git bebekle oyna sen. Hadi gelin şurada oynayalım. Hayrola üzgünsün. Ne oldu? Beni oynatmadılar. Çok mu seviyorsun top oynamayı? Evet. Ama benim topum yok ki. Meraklanma. Bir gün olur. Belki ileride futbolcu bile olursun. Vay 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 vay. Gözlerim yaşardı. Gören de baba oğul sanar sizi. Geç ulan içeri. Geç. Köyün suskun fermanı neler de biliyormuş meğer. Çocuğa niye yanaştığını biliyorum Ferman. Kadına yaranmak için. Bir daha Nuray'la Yusuf'un peşinde dolaşmayacaksın. Tamam mı? Ne diyorsun sen be? İlla art niyetli mi olmak lazım? Bırak bu ayakları. Karın öleli seneler oluyor. Kadına kıza hasretsin. Ulan ben şimdi seni... Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Ne oluyor orada? Senin bir daha buralarda dolaştığını görmeyeyim. Yürü! Niye dalaştı bu senle? Niye dalaştıysa dalaştı be. Geç içeri sen de. Hadi. Hadi, ay hadi, 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 hadi. Bana. Her şeye karışma sen. Allah Allah. Allah. Aa, sana da hadi bir hayır oldu ha. Yürü hadi. Geç lan sen de içeri. Burada ne arıyorsun? Yusuf bir topunun olmasını çok istemişti de. O gün yiyecek çuvalını sen mi koydun? Sen mi koydun dedim. Niye peki? Akraban değiliz, komşun değiliz. Niye iyilik yapıyorsun ha? Dur ben söyleyeyim. Çünkü dolum değil mi? Başında erkek yok. Niyetin iyilik değil senin Ferman Efendi. Başka bir şey. Onun ne olduğunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Ben sadece size aileme duyduğum yakınlığı duydum. Seni ölmüş karıma, Yusuf'u da oğlum Efe'ye benzettim. Sıkıntı çekmeyin istedim. İnan içimde hiçbir kötülük yoktu. Bir daha sakın kapıma bir şey bırakma. Bir şey yediremedim. Bak ne güzel kete yapmıştım. Toptan başını alamıyor. Celil, o nasıl oturmak öyle? Kalk düzgün otur. Aman canım. Nuray yabancı mı sanki? Hem sen muhtara gidip söyledin mi? Tabii canım. Muhtara söyledim. Tapuyu aldı. Ben bütün köye yayar, iki günde satarım dedi. Sağ olsun. Nuray ne yapalım? Yusuf yoğurt çorbası yapsam yer mi? Yer. Pek sever. Gideyim yapayım hemen.
Ya senin gibi bir kadın, Kadem gibi bir adamla nasıl evlendi anlamadım. Rahmetli eciş bücüş bir adamdı be, değil mi? Erkek dediğinin biraz sesi çıkar şöyle ya. Nesi varmış benim kocamın? Adam gibi adamdı benim kocam. Tamam kız, kızma hemen. Şşt, bana bak. Bir ihtiyacın olursa çekinme, söyle. İlçeye gittiğinde alırım. Hiçbir ihtiyacım yok, sağ ol. Yusuf'u alıp hastaneye gideceğim. Ferman amca. Hastaneye mi geliyorsun? Yok, bu sefer başka işim var. Ne işin var? Yusuf, gel buraya. Keşke hastaneye gelseydin. Makineye girince elimden tutardın. İlçeden bir şey istiyor musun? Şeker al. Olur, alırım. Yusuf, buraya gel dedim. Geldim ama. Getosun. Gel. 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 Osman? Osman ya. Hani parayı alınca amcaoğluma haber gönderecektin? Sakın yalan söyleme. Parayı almışsın. Hem de kaç gün önce. Paramı ver Celil. Yoksa kötü olur ha. Tamam, vereceğim paranı. Kaynım çok sıkışmıştı. Ona borç verdim. Yok ya. Ben de inandım değil mi? Bana bak. Eğer yakalanırsam Celil yaptırdı derim. Beraber gireriz hapse. İnkar ederim. İpsiz sapsız adamın teki derim. Sana mı inanacaklar, bana mı inanacaklar? Sen canına susadın herhalde Celil. Bak sana son kez söylüyorum. Yarına kadar paramı verirsin... ya da hangi deliğe girersen gir... seni bulur vururum. Eğer paramı vermezsen... bu benim son görüşüm olur. Sen çok oldun Osman. Başka bir arzun var mı? Yok, sağ ol. Alo, jandarma mı? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Zaten siz de kendisinden şüpheleniyormuşsunuz. Köyde öldürülen o iki adamı Osman Sarıcı öldürdü. Amcasının oğlu da nerede saklandığını biliyor. Bu kadar yeter size değil mi? Bizim spalara ne güzel oynuyorlar Nuray. Hala gelmediler. Evet. Oo, afiyet olsun. Hoş geldin Celil. Hayrola? Çok keyiflisin. Niye gülüyorsun? Bir mesele vardı da onu hallettim. İyi bari. Ha, sana bir müjdem var Nuray. Muhtar evini satmış. Ya. Ya. Kime? Köyden biriymiş. Tam diyecekti ki araya laf girdi... karıştı. Neyse, kimse kim, önemli değil, boş ver. Satılmış ya, önemli olan da o. Hı hı. Hah, geldin mi? Ben de kahveye çıkıyordum.
bu saate kadar gelmeyince ben devi almaktan vazgeçtin sandım. Olur mu öyle şey muhtar? Biz sözümüzün arkasında dururuz. Parayı getirdin mi? Getirdim. Hadi gel, sana çay ısmarlayayım. Yeter. Ben de susadım. Önümde salınıp duruyorsun. Dokunamıyorum bile sana. Adalet bu mu ya? Bırak Celil abi. Kurbanın olayım. Hep bu fırsatı bekledim. Eskiden beri yanığım sana. Biliyorsun bunu. Celil abi. Ne abisi ya? Bırak şu abiyi be. Sus, duyacaklar. Sen kocamın en yakın arkadaşıydın. Artık kocam hocan yok. Şimdi benimsin, anladın mı? Anladın mı? Ama senin karın benim kardeşim. Yapma. İyi ya işte. Bu evde hep beraber yaşarız. Ha? Ha? Ne oluyor burada? Aman Allah'ım. Olamaz. Fahriye. Bunu da mı görecektim? Günahım yok. Baştan çıkardı beni. Yalan söylüyor. Vallahi billahi yalan söylüyor. Ne? İnanmıyorum. Yalan mı? Vallahi yalan. Kaç gündür göz süzmeler, kırıtmalar. Şimdi de su içmeye kalkmıştım. Bir baktım beni bekliyor burada. Ve ben de erkeğim Fahriye. Kendini tutamadım. Yalan söylüyor Fahriye. Billahi yalan söylüyor. Sana evimi açtım. Kocan öldü, oğlun hasta diye acıdım. Kendi dertlerimi unutup senin dertlerinle uğraştım. Sen ne yaptın? Kocama göz koydun. Dur sana. Fahriye, ne olur dinle beni. Demek ki erkekler bunun için peşinde dolanıyormuş. Boşuna laf çıkarmamışlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Doğruymuş. Al oğlum da defol git bu evden. Gözüm görmesin seni. Defol. Yanılıyorsun. Git. Muhtar gönderdi evin parası. Sağ ol Şerife. Kim aldı evi? Vallahi bilmiyorum. Birisi almış. Kimse kim? Sen onu boş ver de. Benim sana asıl başka diyeceklerim var. Gece zor durumda kalma diye seni eve aldık.
Biz sandık ki Fahriye ile öylesine bir şey için kavga edip buraya gelmişsin. Sabah duydum ki neler olmuş neler. Kim anlattıysa eksik anlatmıştır. Durum bildiğin gibi değil. Neyse ne. Daha önce de seninle ilgili laflar duydum. Burada kalacaksan edebinle kalırsın. O da birkaç gün. Öyle uzun boylu değil. Diyeceklerim bu kadar. Benim içim dışımdadır. Ağır konuşurum. Kusuruma da bakma. Hadi oğlum. Burada bize yer yok. Hazirine sen seher. Of Allah. Ne yapacağız biz şimdi? Nereye gideceğiz? Sen küçüksün, ölemezsin kefen bile. Ferman amca. Bizim gidecek yerimiz yok. Olur mu öyle şey? Herkes gibi sizin de bir eviniz var. Hadi gelin benimle. Nereye gidiyoruz? Gidince görürsünüz. Hadi gidelim. Böyle sokaklarda duramazsınız. Hadi anne. Bundan sonra burada kalacaksınız. Ama evi sattım ben. Evi ben aldım. Sen mi aldın? Aklına ne olur bir şey getirme. Bunu kendi vicdanım için yapıyorum. Geceleri daha rahat uyuyabilmek için al bu anahtarı. Kirayı Yusuf iyileştikten sonra yavaş yavaş ödersin. Kabul edemem. İnadın sırası değil. Yusuf'u düşün. O hasta. Orada burada sürünmesi daha mı iyi? Hadi ana. Sizi asla rahatsız etmeyeceğim. İçin rahat olsun. Hadi güle güle oturun. Yaşasın. Evimize döndük. Veli, bizim çaylar ne oldu? Geldi. Bu köyde eskiden böyle şeyler olmazdı. Kendi kendine ne konuşuyorsun Hasan? Bir şey duydum, canım sıkıldı. Nuray'ın evini Ferman almış. Alsın, size ne? Tekrar Nuray'a vermiş. Kimse kimseye böyle iyilik yapmaz. Belli ki kadından bir umduğu var. Bakın arkadaşlar, böyle fesat düşünmeyin. Ferman vicdanlı adamdır. Baktı ki zor durumda, kirayı almamış. Ne var bunda? Ne vicdanı? Ha? Ne vicdanı? Her gün kadının kapısının önünde dolaşıp duruyor. Seni hepimiz biliyor. Sütten çıkmış ak kaşık mı oldun şimdi? Ben bir şey yapmadım muhtar. O bana sırnaştı. Kadının oğlu hasta be. Kendi derdiyle mi uğraşsın? Sizin çamurlarınızı mı temizlesin? Ayıptır. Köyümüzde böyle laflar dolaşmasın. Tamam tamam muhtar, kızma. Buyurun. Sağ ol Veli. Onu bunu boş verin de duydunuz mu? Jandarmalar her yerde Osman'ı arıyormuş. Neden? Kadem ve Necip dayıyı Osman öldürmüş. Sen nereden duydun bunu? Jandarmaları gördüm. Nasılsın Kınalı kuzum? Daha iyisin değil mi? Gene çarpıyor ana. Çarpar canım. Yürek bu. Ha? Ben niye hızlı çarptığını anladım. Bugün evi görünce çok sevindin ya. Ondan. Nefesim de kesiliveriyor ama. Evin önünde çok oynadın, yoruldun ya. Ondan kesilmiştir güzel yavrum. Kötüleşmiyorum yani. Tabii kötüleşmiyorum. Şu böbrekte hayırlısıyla bir bulunsun. Bak o zaman aslan kesileceksin. Hadi uyu bebeğim. Ah,
Ya bu saatte nereden geliyorsun? Komşudan geliyorum Cemile'den. Komşu mu olur bu saate kadar ya? Ay çocuğu hastalanmış çok kötü Celil. Sen de bir gitsen Allah keşke. Allah Allah. Ya benimle ne işin var senin ya? Aa, ne biçim adamsın? Ne oldu? Nereye bakıyorsun sen öyle? Yok ya yok bir şey ya. Ne yapıyorsun Celil? Buraya bir kilit daha yaptıralım. Bana bak ne oldu sana? Ya ne olmuş ki ya? Deli danılar gibi yerinde duramıyorsun bir türlü. Bir derdin mi var? Yok canım ne derdim olsun. Şey için huzursuz oluyorum ya. Ne? Ya köyde hırsızlık meydan olmuş. Bize de girer mirer ya o al. Hadi kapı çalarsa siz açmayın. Ha, hırsızın da işi yok kapıdan girecekti tövbe tövbe. Hırsız mı nereden gireceği belli olmaz hadi gir içeri. Dur. Hadi. Tövbe tövbe. Kolay gelsin. Sağ ol. Şey, senden bir isteğim olacaktı. İşe gidiyorum da Yusuf'un ilacı bitti. Gidip alabilir misin diyecektim. Tabii alırım. Ne demek? Neyse, ben gideyim. İlaçlar için sağ ol. Bir şey değil. Bana para mara vereceği yok. Orası da iyice soğuk olmaya başladı. Akşamları burada durulacak gibi değil. Ölüp gideceğim şu mezarlıkta. Kimselerin haberi olmayacak. Gidip şu Celil'le son bir kez daha konuşayım. Belki paramı alıp çeker giderim buralardan. Ben başımın çaresine bakarım. Ama bana para lazım. Kimselere görünmeden gidip şu Celil'i bulayım. Hakkında hiç iyi konuşmuyorlarmış. Ne yapmış ki? Kocasının bir akrabasıyla görüşüyormuş. Ama nasıl görüşmeymiş o? Öyle görüşme işte kızım anlasana. Aman. Üstelik bir de çocuğu varmış ha. Şu başıma gelenlere bak. Bu lafları duyacak kadın mıydım ben? Kim o? Nuray, benim Ferman. İlacı aldım. Çok sağ ol. Ne kötü öksürüyorsun öyle? Bugünlerde ne oluyor bana anlamıyorum. Habire hasta oluyorum. Neyse hadi iyi akşamlar. İstersen gel biraz. Çay yapmıştım. Belki iyi gelir. Rahatsız etmeyeyim. Etmezsin. Yusuf da çok sevinir. Ne oldu? Üşüyorum. Çay içince bir şey kalmaz. Sağ ol. Karınla çocuğunu kaybedeli çok mu oldu? 3 sene. Yeniymiş. Niye peki? Benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Ne yaptın ki? İçini acıtacaksa anlatma. Anlatmamak. Kimseyle paylaşmamak daha çok canımı yakıyor. O gece, öldükleri gece yani. Civar köylerden birindeki bir sünnete gitmiştik. Bir akrabamızın sünnetiydi. İçkiye düşkündüm. O gece de çok içmiştim. Kaza yaptık. Karım hemen ölmüştü. Efe birkaç gün komada kalmıştı. Sonra o da öldü. Benim yüzümden öldüler. Karımın adı Yıldız'dı. Adı gibiydi. Girdiği yere ışık saçardı. O öldükten sonra yıldızlara bakamaz oldum. Baksam da göremedim. Hepsi kararmışlardı. Olan olmuş artık. Böyle olacağını bilseydin içer miydin hiç? Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Zahmet olacak. Olmaz. Hmm.
düşeceksin Celil. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Canım oğlum. Hadi kalk yerine yat. Cihazı da ayıp oldu. Mustafa gözleriyle görmüş. Peki buna ne diyorsun sen? Adam sabahın köründe evden çıkıyormuş. Ne işi var o saatte? Belli ki gece orada kalmış. Sen de beni suçlamıştın muhtar. Bir daha diyorum. Nuray beni baştan çıkardı. Aha da ispatı. Aa. Hiç kimse de ar, namus, şeref kalmadı. Yapmaz dediğinden korkacaksın. Daha koca söyleli ne kadar oldu ki bunları yapmaya başladı. Ya önceden de böyle işleri vardı bu kadının demek. Elin şişmiş sanki. Nasılsın Yusuf'um? Hep uykum geliyor. Hiç kalkmak istemiyorum. Of, seni bırakıp nasıl gideceğim? Sen gelene kadar yatarım. Yatar bana, sen git. Gidip patrona söyleyip geleyim o zaman. Haber vermezsen bir daha çalıştırmazlar. Hemen geleceğim. Tamam mı anasının kuzusu? Aman ne bileyim ben vallahi. Üf. Geliyor. Konuşmadan geçelim. Nasılsın Fahriye? Yürü Şerife. Fahriye, inan günahımı aldım. Ben anamın ak sütü gibi temizim. Hadi Celil'le günahını aldım diyelim. Ferman'a ne demeli? Adam sabahın köründe evinden çıkmış. Utanmadan bir de şöyleyim böyleyim diyorsun. Teyzem kızısın diye başım önde dolaşıyorum. Yazıklar olsun sana. Ne diyeyim? Yürü. Sağ ol Veli abi. Afiyet olsun. Sence bu işler ne olacak ha? Hele dışarı. Bakın kimler gelmiş. Mahallenin yüz akı Ferman. Ne diyorsun Celil? Ne dediğimi sen daha iyi bilirsin. Gece Nuray'ın misafiriymişsin. Nasıl? İyi ağırladı mı seni? Nasıl konuşuyorsun sen be? Nasıl konuşuyorsun? Yalan mı? Burası edepli bir köydür Ferman. Niyeti bozanların burada yeri yok. Ben şimdi sana niyet nasıl bozulur? Hoş gösterir. Durun dedim size. Bu köyde kavga istemiyorum. Celil.
sabah. Ferman gel benimle. Kolay gelsin Nuray Hanım. Sağ ol. Senin maaşına biraz zam yapayım mı? Niye? Şu ferman denen adama yaptığın bir iki numarayı bana da yaparsın edeşiriz. Sen ne diyorsun be? Terbiyesiz adam. Öldürürüm seni. İyice şişti yüzü gözü. Ben ne edeceğim, ne yapacağım? Daha mı kötü oluyorum? Hiç kalkasım gelmiyor. Bazı bazı böyle olurmuş. Hemen korkma güzel yavrum. Yarın hastaneye gidelim. Tamam. Sabah olsun. Hemen hastaneye götüreceğim seni. Git buradan. İstemiyoruz seni. Git. İstemiyoruz seni. Nedir bu? Nuray, ne yapıyorsun kapının önünde gece vakti? Bütün köylü toplanıp evimi taşladılar Ferman. Git buradan diye bağırdılar. Bunun ne hakları var? Hangi devirde yaşıyoruz? Üstelik de suçsuz yere. Ne ederlerse etsinler. Benim derdim ne, onların derdi ne? İkimiz hakkında da dedikodular çıkarmışlar. Dolum ya, bir başımayım ya. Suçum bu. Önce evinin önünde dolananlar var dediler. Sonra Celil'le adını çıkardılar. Şimdi de ben. Bu laflar daha da çoğalır, görürsün. Onun için... Onun için ne? Onun için diyorum ki şey yapalım, evlenelim. Ne? Sırf ağızlarını kapatmak için. Olmaz, yapamam. Bana yakışmaz. Böyle daha mı iyi? Yapamam dedim. Bu konuyu bir daha açma. Tamam, açmam. Hadi hadi, gir içeri. Allah rahatlık versin. Sana da. Allah Allah, ne oldu ki? Hadi gel. Ana! Ana, teyzem geldi. Beni çağırmışsın. Seni hastaneden aradılar. Kapatın sonra arayın dedim. Ne dediler? Arayacaklar. Bak çalıyor. Git aç. Oğlum ne bakıyorsun sen? Gitsene oyna arkadaşlarına. Tamam. Hadi. Alo, benim. Ne dediniz? Hele bir daha deyin. Bulundu mu? Böbrek bulundu yani, öyle mi? Yanlış duymadım. Tamam, tamam, hemen geliyoruz. Sağ olasın. Bulunmuş, uygun böbrek bulunmuş. Hadi gözün aydın. Hadi git o zaman, koş. Ben gideyim. Minibüs yeni gitmiştir. En iyisi Ferman'a gideyim. Ferman! Böbrek! Böbrek bulunmuş. Bulundu ha. Çok sevindim. Çocuk nerede? Ne yaptınız? Evde. Durumu iyi değil. Minibüs kim bilir kaçta gelecek. Senin arabayla gitsek. Hadi hemen gidelim. Aldı seni, istesen de dönemezsin. Gel bakalım Yusuf. Böbrek bulundu yavrum. Kurtulacaksın. Aslanım benim. İyileşeceksin, merak etme. Kapıyı açma. Ne
Tüh be, olacak iş mi bu? Ne oldu, niye durduk? Araba bozuldu galiba. Ne olursun Ferman, bir şeyler yap, hiç zamanımız yok. Edersin, ha? Seni ben ihbar etmedim. Şey ihbar etti, İdris. Tabii canım. Kurban olayım, çek şu silahı. Paran evde hazır. Ne kadar istersen vereceğim. Sana dere kenarından tarla da veririm. Dere kenarından mezarını hazırlasın. Ha iki kişiyi öldürmüşüm, ha üç. Ne fark eder? Yusuf oğlum, ne oldu sana? Yusuf, Ferman, Ferman. Ne oldu? Kımıldamıyor. Ne? Yusuf, Yusuf. Yavrum, Ferman, hadi doktora yetişelim. Şu arabaya bir şeyler yap. Yapacak bir şey yok. O artık ölür. O çocuk. Çocuk ölmez. Ölemez. Maalesef. Hayır sen. Yavrum. Yavrum. Hayır. Yusuf'um. Nuray. Kalk, kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk oğlum. Yusuf'um. Ayağa kalk Yusuf'um. Kalk. Hadi. Hadi dursana ayakta. Nuray, ne yapıyorsun? Dur. Öldü çocuk. Hayır. Hayır oğlum. Thank you.
kefen bile giyemezsin karlılar. Aldı seni istesen de dönemezsin, dönemezsin.